Ahmet Selim Kul ekip arkadaşımız bizi bekliyor. VAR'la ilgili gelişmeler basın mensuplarıyla detaylı bir şekilde paylaşılıyor. Sözü sana bırakalım Ahmet Selim. Ceyda Dönmez, teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki VAR merkezindeyiz. Şimdi burada uygulamalı bir şekilde sevgili Alper hocamızla birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Burada uygulamalı bir şekilde VAR uygulaması gerçekleştireceğiz. Ben oturacağım bu merkeze ve örnek bir pozisyonla bu süreci izleyicilerimize de anlatmış olacağız. Hocam şu anda önümüzde 7 tane ekran var ve bir operatör arkadaş var. Sanırım sizin komutlarınızı operatör arkadaş bize gerekli pozisyonları yönetecek. Aynen. Şu an gördüğünüz ekranların hepsi bizim maç esnasında kullandığımız ekranlar. Burada operatörün önünde yayıncı kuruluştan gelen bütün açıların olduğu ekran görüyorsunuz. Burada maçı takip ettiğimiz ana kamera, main kamera diye tabir ettiğimiz kamera ve burada da önümüzde video hakemin inceleme ekranı bulunmakta. Maç devam ettiği anda burada gördüğünüz butonlarla, kırmızı butonlarla hakeme iletişim kurmak istediğimiz zaman basıp iletişime geçtiğimiz ve maç devam ederken potansiyel incelenebilir kararları işaretlediğimiz, markup yaptığımız yeşil butonda bulunmakta. Maç devam ederken potansiyel faul, potansiyel offside, potansiyel içeride dışarıda bunların hepsini işaretleyip incelenebilir bir olay olduğu zaman da oraya operatörün daha kolay dönmesini sağlayan bir buton olarak sizlere sunuyoruz bunu. Hocam tekrar etmek adına hakemle, sahadaki hakemle iletişime geçmek için kırmızı butonu kullanıyoruz. Pozisyonları seçmek için de yeşil butonu. Pozisyonları işaretlemek için de yeşil butonu kullanıyoruz. Şu an geçmiş maçlardan bir tane maç açtık ve bununla ilgili sizlerden hocam kararınızı şunu da bir sormak istiyorum. Sanırım maçtan maça kamera sayısı değişiyor. Bu tarz bir ayrım var. Şu anda standart bir uygulama var. Burada kaç kamerayla izliyoruz mesela maçları? Şu anda Enes kaç kameramız var? Premier Lig maçı olduğu için normalden daha fazla kamera. 2, 4, 6, 8, 10. 10 kameramız var şu an hazırda. Ama bu normalde daha fazla olabiliyor. Evet, bu kamera sayıları değişebiliyor hocam. Yayıncı kuruluşun müsabaka esnasında kaç kamerayla kullandığına göre herhalde kendilerine göre bir önem derecesi var burada. Buna göre değişiyor. 23-24 kamerayla maça çıktığımızda oluyor. Birinciliklerde 6 kamerayla maça çıktığımızda oluyor. Evet, şu anda da maç oynanıyor bir yandan. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı bir yandan da onu gösteriyor ve maç şu anda oynanıyor. Birazdan herhalde bir şüpheli pozisyonla karşılaşacağız hocam. Şimdi sizdeyiz. Şimdi o zaman izleyelim biraz maçı. Evet, biz şu anda Riva'da VAR merkezinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR merkezinde canlı olarak bir VAR odasını sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Neler yaşanıyor, pozisyonlar nasıl gerçekleşiyor, nasıl seçiliyor, nasıl müdahale ediliyor. Bunları gerçekmiş gibi şu anda size de aktarıyoruz. Evet, şu anda bir potansiyel çok güzel pozisyon oldu hocam bir sürü. Penaltı kararı verdi burada. Evet, şu anda şimdi sizdeyiz. Şu anda bizdeyiz. Pozisyonları işaretledik. Şimdi operatör arkadaşımız bu görüntüleri bizim önümüze getirecek sanırım. Evet. Şu anda ilk olarak VAR hakemi olarak bizim de ilk intibamız burada penaltı olduğundan dolayı hemen atak başlangıç fazında offside olup olmadığıyla ilgili dönüp bir belirleme yapmamız gerekiyor. Evet, şu anda offside görüntüsünün önce gözümüzün önüne. Evet, şu anda ilk olarak offside'i inceliyoruz. Ve şu anda operatör arkadaşımızdan topun ayağı ilk temas ettiği anın hangisi olduğunu bize göstermesini istiyoruz. Sağ evet, biz buradan göreceğiniz gibi. Evet. Biz buradan sağ alttan hangi topun ayağı temas ettiği hangi fotoğrafı istediğimizi kendisine söylüyoruz. Evet, şu an bu fotoğraf daha iyi gibi gözüküyor. Aynen öyle. Tam bağlantının koptuğu an. İlk ayağa temas ettiği an. Evet, şu anda bu görüntüyü seçtik. Şimdi sanırım o meşhur hocam çizgi belirleme konusu. Geliyoruz. Evet, burada da gol atılabilecek uzuvlar dikkate alınıyor. Aynen öyle. Yani omuz oluyor ama el olmuyor mesela. Doğru. Onu da belirtiyoruz. İzleyicilerimize söyleyelim. Şimdi defanstan nereden çizgi? Evet, şu anda
Hatta burada milli oyuncumuza denk geldi. Çağlar'ın omuz bölgesinden. Evet. Şu anda biraz daha hocam sağ sanki değil mi? Çok hafif. Çok hafif. Ya özür dilerim. Evet. Biraz daha sağ. Aynen. Sanırım bu en doğru çizgi oldu. Evet, bunu onayladığınız zaman operatörü söylüyorsunuz. Evet, bunu istiyoruz diyoruz. Onayladığımızı belirtiyoruz. Ve şurada gördüğünüz dikme de oyuncunun neresinden bu noktayı aldığımızın belirleyen bir iz düşümü oluyor. Ve bunun sahadaki yansıması. Evet, ve bu çizgilere müdahale edilemiyor hocam. Sadece biz seçiyoruz, gerisi otomatik olarak sistem tarafından belirleniyor. Şimdi de hücum oyuncusuna bir çizgi çizelim. Evet, şimdi hücum oyuncusu hocam biraz burada zor gibi. Hani omuz biraz daha önde ama ayak zaten baktığımızda omuz daha önde ama ayaktan. O yüzden onu da omuzdan çekeceğiz. Biraz daha sola. Çok az daha sola. Evet, sanırım bu hocam. Evet. En doğrusu. Yakın bir pozisyon çıkacak. Ve şu anda operatör bize soruyor. Onaylıyor musunuz diye. Bu çizgileri. Son noktada son değil mi noktada hocam? Bu. Şu anda onaylıyoruz dediğimiz anda orada sistem bunu yazılım onayladı. Evet. Ve pozisyon. Pozisyon hocam santimetrelerle ofsayt çıktı. Artık penaltıya da bakmamıza gerek kalmadı. Evet. Hakeme bunu bildirip sahada inceleme yapmadan VAR dediğimiz sistemle hemen offside'de hocam çok kısa penaltıya da gidelim mi? Normalde bu offside oldu ama hani hazır şeyken bir de penaltı pozisyonu incelemek adına bu şekilde yine Çağlar burada milli oyuncumuz başrolde penaltı verdi. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Defans oyuncusunun topa dokunup dokunmadığını, defans oyuncusunun hücuma bir ihlali olup olmadığını en iyi açılarla biz de burada incelerken ve tabii ki siyah ve beyaz kadar net olmasına bakıyoruz. Hakemin kararını değiştirmek adına siyah ve beyaz kadar net olması gerekiyor. Biz burada operatörden bundan ben memnun değilsem lütfen açıyı değiştir. Başka açı getir. Bunu getirdi. Evet. Başka açı getir. Bütün açıları tek tek bizim önümüze koyuyor. Ama bu çok tartışmalı bir pozisyon değil hocam. Net bir pozisyon. Hakemin kararını burada eğer offside olmasaydı destekleyip penaltıyı attıracaktık. Evet hocam, çok güzel hızlı bir şekilde örnek uygulama gerçekleştirmiş olduk. Sevgili Alper hocamız da bize yardımcı oldu. VAR'da bu şekilde karar alınıyor. Bu şekilde pozisyonlar, çizgiler belirleniyor. Biz de size bunu canlı bir şekilde göstermek istedik diyelim. Şimdilik buradaki yayınımızı noktalayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Evet, Aspor VAR odasındaydı. Ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kul detaylı bir şekilde VAR odasında gerçekleşen uygulamaların nasıl yapıldığını bizimle paylaşmış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bugün gazeteci arkadaşlarımızı, ekip arkadaşlarımızı, basın mensuplarını Riva'ya davet etti ve detaylı bir şekilde bu çalışmaları gözlemleme şansı da verdi. Ama tatmin edici olur mu tabii? Bu bir soru işareti. Ahmet Selim'i tebrik etmek gerek. Burada da çok çalışkan. Transfer haberleri gibi. Dedik sorguladı. Güzel. Bakalım umarım hakem konuşmayız artık şeyde. Ne yazık ki konuşuyoruz çünkü. Ve hani sırf ben Galatasaray'ı takip ediyorum. Ümraniye Spor'un canı çok yanıyor. Doğal olarak reaksiyon veriyorlar. Bazı maçlarda anlamsız kararlar çıkıyor. Kupada bu turda biliyorsun VAR yoktu. Evet. Çok da öyle aman aman problem olmadı maçlarda. Yani mesela Kasımpaşa maçı izledim, penaltı doğru karardı. Yine bazı maçlarda 40'lı dünkü maçı takip ettim. Öyle çok hani VAR'a müdahale gerektirecek durumlar yaşanmadı. Yok, çok öyle tartışmalı hani turun kaderini etkileyecek hata ben şahsen benim izlediğim maçlarda denk gelmedim ben. Bir dün akşam sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir Rozun müdahalesi ayak doğru ama şunu da söyleyeyim, Galatasaray 10 kişide Kastamonuspor ileride arada çok siklet farkı var. VAR'a ben bir de şundan da karşı oluyorum. Onu da ifade edeyim. Ceyda bazen VAR tembelliği de yapıyor hakemler. O offside bayrakları çok net pozisyonlarda çok geç kalkıyor. Muslera bu yüzden sakatlandı. Altay sakatlandı, araya pandemi girdi. Ama bakalım, dileyim o VAR sisteminin ülkemizde, ligimizde daha sağlıklı işlemesi.